muhallebinin yapılışına geçiyoruz. Ayırmış olduğumuz 1 litre sütümüzü tencereye boşaltıyorum. Boşaltmış olduğum tencerede sütü ocağa koyuyorum. Buna şekerini ilave yapıyorum. Şekeriyle beraber süt tencerede kaynarken ben nişastasını hazırlıyorum. Buraya ayırmış olduğum sütünü ilave yapıp nişastanın dibe çökmüş olduğu için yavaş yavaş onu karıştırarak sütle bulaşmaç ediyorum. Ocakta kaynamakta olan sütle şekere ilave etmek için yanıma vanilyasını alıyorum. Vanilyamızda yaklaşık 1 çay kaşığı gibi vanilya koyuyorum. Bunu tekrar karıştırıyorum. Bundaki amacımız da dibine sarmaması ve kıvamının güzel olması için devamlı karıştıra karıştıra yapıyoruz. Yaklaşık bu 7 dakika gibi bir süremizi alacak kaynaması. 7 dakika süreden sonra şu an kaynamaya başladı. Ben nişastasını yavaş yavaş ilave yapıyorum. Bunda yavaş ilave yapmak pırpırlaştırmayı önlüyor. Kaynama süresi de bir süt taşımı gibi, sütün biraz taşar gibi olduğu zaman muhallebimizin kıvama geldiğini görürüz. 10 dakika pişirdikten sonra kaplarına koyup dolaba soğuması için bırakacağız.